Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün neye bakacağız? İklim tipleri. Değerli arkadaşlar, coğrafyanın bel kemiği konusudur iklim tipleri. Bu konu hem 9. sınıflar için hem de üniversiteye hazırlanan arkadaşlar için çok çok önemli bir konu. Biz her ikisinin işine yarayacak şekilde bu konuyu burada ele alacağız değerli arkadaşlar. Tabi derse geçmeden önce Mart ayının 9. sınıf programını şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bugün ayın 29'u saat 18 ve iklim tipleri konusuyla karşınızda olacağız. Öncesinde hemen size şu dinamo soru bankasını şöyle göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz videoları izledikten sonra ne yapıyoruz? Soru bankasını açıyoruz. Soru bankasında o gün işlemiş olduğumuz konuyu hemen şöyle soru bankamızda buluyoruz. Ee, daha sonra konuyla ilgili soruları çözüp ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar konuyu iyice pekiştirmiş oluyoruz. Evet, eğer sizler de hazırsanız arkadaşlar başlayalım. İklim tipleri konusunun başlığı altında biz neleri göreceğiz? Yeryüzünde görülen iklim tipleri ve iklim tiplerinin özelliklerine bakacağız. Bir kere konuya başlarken değerli arkadaşlar, biz iklimi niçin bilmeliyiz? Çünkü çevreyi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Yaşadığımız yerin iklimi hakkında bilgi sahibi oluruz değerli arkadaşlar. Ee, i̇klim dediğimiz şey havanın arkadaşlar nedir? Genel olarak... Ee, uzun süreli ortalamasıdır. Yani bir bölgede hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterildiği ortalama durum iklim olarak adlandırılır. Biliyorsunuz hava durumundan farklı. Hava durumu ne? Hava durumu kısa sürelidir ve dar alanlarda gözükür. Oysa iklim geniş alanlarda ve uzun yıllar e, ortalaması alınarak alınan durumdur. Peki iklim neyi etkiler arkadaşlar? Bitki örtüsünü etkiler mi? Elbette ki. Yani yeryüzündeki bitkilerin dağılışına baktığınızda hep birbirinden farklı iklimlerde farklı bitkiler olduğunu göreceğiz. Mesela Akdeniz ikliminin bitki örtüsü dediğimizde aklımıza ne gelecek? Maki gelecek. Ve da tropikal işte ekvatora yakın yerlerdeki bitki örtüsü farklıdır değil mi? Orada daha gür ormanlar var ya da işte yağışın az olduğu yerlerde bitki örtüsü farklı oluyor. Benzer şekilde hayvanlarda arkadaşlar. Yani her hayvan türü dünyanın her yerinde yaşıyor mu? Hayır yaşamıyor. Yani penguenlerle işte develerin yaşam alanı aynı mı? Değil. Neden? Çünkü iklimleri, su istekleri, ışık istekleri, sıcaklık istekleri birbirinden farklı. Yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisi. Arkadaşlar ne demek bu? Mesela herhangi bir yerde yer şekli Yağmur sularının veya rüzgarların veya buzulların etkisiyle aşınıyor veya birikebiliyor. Dolayısıyla burada iklimin etkisi söz konusu. Kayaçların ayrışmasında Mesela kayaçlar iki şekilde ayrışır. Fiziksel ve kimyasal olarak. Yani kayaçlar ayrışınca ne oluyor? Ufalıyor, ufalanıyor sevgili arkadaşlar. Bu ufalanma iki şekilde meydana geliyor. Bir tanesi fiziksel, diğeri kimyasal. Ayrışma dediğimiz ayrışmalardır. Tamam mı? Şimdi fiziksel tıpkı çöllerdeki gibi ee, ne oluyor? Kayaçlar böyle ufalanıyor, ufalanıyor, hepsi kum oluyor. E, neden çöllerde bu kum söz konusu oluyor? Çünkü gündüz sıcak, gece soğuk falan filan. Ee, sıcaklık farkı fazla olduğu için ufalanma meydana geliyor. Oysa ekvatoral bölgede yağış, sıcaklık şartları fazla olduğu için orada ne oluyor? Değerli arkadaşlar, orada bir çözünme oluyor, suyla bir erime söz konusu oluyor. Demek ki yağışlı iklimlerde kimyasal ama kurak iklimlerde fiziksel ayrışma söz konusu oluyor. Denizlerin tuz oranı ekvatordan kutuplara doğru değişiyor. E, çünkü sıcaklık değişiyor. Kalıcı kar sınırının yükseltisi ekvatordan kutuplara doğru alçalıyor. Akarsu debileri ve rejimleri. Şimdi debi ne demek arkadaşlar? Debi. Debi akarsuyun taşıdığı su miktarı. Yani bir akarsu işte bir kesitinden... E, bir saniyede geçen su miktarıdır. Şimdi eğer ya şöyle düşünelim şuradan bir akarsu geliyor mu? Geliyor. Şimdi buradan bir saniyede şöyle şu kesitten diyelim ki geçen su miktarı ne kadar? İşte şu kadar metreküp. Bu akarsuyun debisidir. Ve bazı akarsular mesela yılın belli dönemlerinde debileri düşer. Ee, ve belli dönemlerinde de debisi artar. Yani taşıdığı su miktarı azalır veya artar. Şimdi böyle akarsular rejimleri düzensiz oluyor. Yani yıl içerisinde böyle e, hep sabit hemen hemen... Aynı miktarda su taşıyan akarsulara biz düzenli rejimli akarsular diyoruz. Mesela Karadeniz bölgesi gibi yıl boyunca yağış alan yerlerde akarsuların rejimleri ne olacaktır? Düzenli olacaktır. E, dolayısıyla e... İklimlerde de bazı iklimlerde mesela yazın yağış oluyor, bazılarında kışın yağış oluyor, bazılarında da yıl boyunca yağış oluyor. Dolayısıyla burada akarsuların rejimleri de ne oluyor? Değişiyor. Göllerin oluşumu ve göl sularının kimyasal bileşiminde iklimin etkisi var. Toprak oluşum türlerinin ve özelliklerinde gene aynı şekilde iklimin etkisi var arkadaşlar. Bakın benzer şekilde e, iklim neyi etkiliyor? Bakın iklim neyi etkiliyor? Doğal çevreyi etkiledi mi? etkiledi. İklim insanların e, ekonomik faaliyetlerini etkiliyor mu? Etkiliyor. İnsanları etkiliyor mu? Etkiliyor. Bakın beslenme alışkanlıkları, giyecekler, yeryüzü dağılışları. Karakterini etkiliyor insanların arkadaşlar. Şimdi soğuk iklim insanıyla sıcak iklim insanı birbirinden farklıdır yani. Hani daha böyle mesela sıcak iklimlerde yaşayan insanlar, sıcak bölgelerde yaşayan insanlar daha böyle rahattır ama soğuk iklimlerin insanları daha disiplinlidir. Fizyolojik özelliklerini yani genel görüntüsünü, kültürel özelliklerini ve yerleşimlerini bakın ne yapıyor iklim burada? İnsanların bu özelliklerine etkiliyor. Peki ekonomi anlamında neleri etkiliyor arkadaşlar? Ekonomi anlamında işte tarımı etkiliyor, hayvancılığı etkiliyor, ormancılığı etkiliyor, sanayi etkiliyor, turizmi etkiliyor. Değil mi? Yaz turizmi, kış turizmi bütün bunlar neyle alakalı? İklimle alakalı konular. Ulaşımı etkiliyor. Ulaşımı nasıl etkiliyor? Şimdi bazı yerlerde kar yağıyor. Kışın ne oluyor arkadaşlar? Yollar kapanıyor gibi düşünebilirsiniz ve ticareti etkiliyor. Ya şurada ne gördük? İklim hayatımızın her yerinde. Yani doğal çevreyi etkiledi mi? Şu kısım evet. İnsanların karakterini etkiledi mi? Şu kısım evet. Ve ekonomik faaliyetleri etkiledi mi? Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Şöyle yeryüzündeki değerli arkadaşlar iklim tiplerine şöyle baktığımızda neler göreceğiz? Öncelikle şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şuradan bir ekvator geçiriyoruz. Bakın ekvator dikkat. Geçsin buradan ekvatorumuz. Evet. Şimdi ekvatorun eğer siz kuzeyine veya güneye doğru hareket ederseniz... ...iklimlerin genel olarak böyle simetrik bir şekilde... Kutuplara doğru gittiğini görürsünüz. Yani şimdi Akdeniz iklimi e, şuraya bakın, hem Akdeniz'in şey kuzey yarım kürenin kuzeyinde var, hem de güneyinde var, değil mi arkadaşlar? E, çöl iklimi hem kuzeyde var, hem güneyde var gibi. Yani simetrik bir şekilde gidiyor. Şimdi şunu da bilmemiz lazım. Biz güneyden kuzeye doğru giderken, yani ya da daha doğrusu ekvatordan kutuplara doğru giderken şöyle gittiğimizde. Sevgili arkadaşlar iklimler çok değişir doğru mu? Yatay yönlü gittiğinizde iklimler çok fazla değişmez. Çünkü sıcaklık ekvatordan kutuplara giderken daha çok değişir. Şimdi buraya baktığımızda çok çok belirgin iklimler vardır. Bu iklimleri bir kere önce kesinlikle bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunlardan taviz yok. Nedir o iklimler? Bir tanesi işte şu Ekvator üzerindeki hangi iklim? Ekvatoral iklim. Bakın şurada. Nerelerde görülüyormuş bu? Amazon havzası, Kongo havzası. Nerede bu? Brezilya'da, bu Orta Afrika'da, Endonezya ve Malezya. Bu iklim sevgili arkadaşlar kesinlikle bilinecek. Neden? Çünkü dünyanın en yağışlı iklimi. Dünyada en gür bitki örtüsünün bulunduğu iklim değerli arkadaşlar. Ve sıcaklıklar yıl boyunca çok yüksek burada. Başka hangi iklim kesinlikle bilinmesi gerekiyor? Aslında hepsini bilmemiz gerekiyor ama çok böyle ön plana çıkan iklimlerden bahsediyorum. Çöl iklimini herkesin bilmesi gerekiyor. Çöl iklimi nerede? Bakın şurası Sahra Çölü görüyorsunuz değil mi? Böyle onu da şu şekilde tarayayım. Sonra şurası Arap Çölü bakın görüyorsunuz. Avustralya'nın içi çöl. Dikkat edin. Güney Afrika'da şurası çöl. Bakın şurası çöl. Ve Amerika'da şurası çöl. Tamam mı? Çöl iklimleri hatırlayın. Daha önceki konumuzda neyi öğrenmiştik? Buralar dinamik yüksek basınç olduğu için çöldü değil mi arkadaşlar? 30 derece enlemlerinde. Çünkü ekvatorda ısınan hava yükseliyordu. Sonra 30 derece enlemlerinde çöküyordu. O yüzden buralar ne oluyordu? Çöl oluyordu. Peki başka hangi iklimi bilmemiz gerekiyor? Başka Akdeniz iklimini bilmemiz gerekiyor. Akdeniz iklimi nerede? Akdeniz iklimi bakın şu Akdeniz'in hemen çevresi tamam mı? Artı bakın Güney Afrika. Dikkat edin hem Kuzey Afrika'da Akdeniz iklimi var hem Güney Afrika'da. Niye? Çünkü arkadaşlar Akdeniz iklimi Akdenizle alakalı bir şey değil. En çok Akdeniz'de görüldüğü için bu ismi almıştır. Akdeniz iklimi her iki yarım kürede bakın şöyle baktığınızda aynı uzaklıkta gözüküyor. Bakın ekvatoru uzaklıkları eşit. Ee, 30-40 enlemler arasında gözüküyor. Burada gene Kaliforniya'da Akdeniz iklimi var. Burada Şili'de Akdeniz iklimi var. Bakın kap bölgesi burası ve burası. Tamam? Kaç iklim oldu şu ana kadar saydım? 3. 1 Ekvator, iki çöl, 3 Akdeniz. Bunlar çok çok mühim. Ve mühim olan bir diğerinden daha bahsedeceğim arkadaşlar. O da ne? Şurada görüldüğü üzere şöyle onu da daha farklı bir renkle göstereyim. Bakın şu Hindistan ve Çin'de bulunan M harfiyle gösterdim. Tamam mı? M harfi neyin M'si? Musonun M'si arkadaşlar. Muson iklimi Hindistan ve Çin. Burası kendine has bir iklim değerli arkadaşlar. Şimdi baktığınızda gene kuzeye doğru gittiğimde burada işte Batı Avrupa'da ılıman okyanusal iklimi görürsünüz. Şu sarı olarak gördüğünüz yer karasal iklim. Şurada sert karasal iklimi görürsünüz. Tundra iklimi ve kutup iklimini görüyoruz değerli arkadaşlar şimdi bunu şöyle kenara kaldıralım yeryüzündeki iklim tiplerini arkadaşlar 3 ana e, grupta ele alabiliriz nedir Bunlar bir e, sıcak iklimler bir e, soğuk iklimler Bir de ılıman iklimler şeklinde ayırabiliriz Bu ne demek bu sıcak soğuk ılıman iklimler ne demek arkadaşlar onu şöyle göstereyim hemen size bakınız şöyle bir tarayalım Burada, burası dünya olsun değerli arkadaşlar. Şurası ekvator. Sıfır. Tamam mı? Şimdi ekvatorla 30 derece enlemleri arasında kalan yerler. Buralar Genelde güneş ışınlarını yüksek açıyla alan yerler. Doğru mu? Güneş ışınlarını yüksek açıyla alan yerler daha sıcak olur. O yüzden burada görülen iklimler nedir? Sıcak iklimler. Sıcak iklimlerin arkadaşlar ki sıcak kuşaktır burası. Sıcak iklimlerin ortak özelliği nedir? Yıl boyunca sıcaktır bunlar. Yani sıcaklık farkları çok belirgin değildir. Peki hemen şu 60 ile 90 arasında ne diyeceğiz? Şurası 60, şurası 90. Ve aynı şekilde 60, 90. E buralar... Ee, Güneş ışınlarını eğik açıyla aldığı için buralarda ne olacak arkadaşlar? Soğuk olacak değil mi? Dolayısıyla buradaki iklimlerin ortak özelliği de ne? Soğuk olması. Yani ekvatora yakın iklimler. Sıcak kutuplara yakın iklimler soğuk. Peki arada kalan iklimler ne? İşte şu 30 ve 60 enlemler arasında kalan iklimlerde ılıman kuşak iklimleri. Bunların en belirgin özelliği değil arkadaşlar. 4 mevsim belirgin yaşanır. Tamam mı? dört mevsim belirgin yaşanır. E hocam buralarda dört mevsim yaşanmıyor mu? Yaşanıyor fakat belirgin değil. Yani yazla kış arasındaki fark aynı neredeyse sıcaklık farkı. Burada da aynı şekilde. Yani kutuplara ne zaman gidersen git soğuk. Ekvatora ne zaman gidersen git sıcaktır arkadaşlar. Şimdi bakınız. Sıcak kuşak iklimlerine yani şuraya bir bakalım. Ne diyor? 0-30 enlemleri arasında görülür. Güneş ışınları yıl boyunca dik ve dike yakın açıyla geliyor. Yıllık sıcaklık ortalamaları 20 derecenin üzerindedir. Yıllık sıcaklık farkları düşüktür. Yani yaz ile kış arasındaki fark çok çok az. Peki soğuk kuşağa bakalım. 60-90 enlemleri arasında görülüyor. Sıcaklık ortalamaları düşük. Yıllık yağış miktarları da az. Yani kutup iklimi gibi. Peki ılıman iklim kuşaklarına bakalım. Türkiye hangi kuşakta arkadaşlar? ılıman iklim kuşağında değil mi? 30-60 enlemler arasında görülür. Bakın ne diyor? Dört mevsim belirgin olarak yaş yaşanır. Ve cephe yağışları da görülüyor. Kışın özellikle cephe yağışları görülüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Yeryüzündeki büyük iklimler dünyanın şekli yani enlem. Yıllık ve günlük hareketler, okyanus akıntıları, sürekli rüzgarlar, e, ...karasallık şiddetine göre oluşmuştur. Demek ki iklimleri oluşturan... ...ana unsurlar neler? Bir, dünyanın şekli. Yani enlem. İki, yıllık ve günlük hareket. Üç, okyanus akıntıları. Dört, sürekli rüzgarlar. Karasallık gibi unsurlar etkili olmuştur. Genel olarak iklimlerin görüldüğü yerler... ...bulundukları enlemlerden bağımsız değildir. Yani... İklimler enlemle alakalı bir durum. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne oluyor arkadaşlar? Güneş ışınlarının geliş açısı gittikçe azalıyordu. Tropikal kuşakta ekvatoral iklim, savan, muson iklimi ve çöl iklimi görülür. Tropikal kuşak dediğimiz arkadaşlar hangi kuşak? 0-30 enlemler arası yani şuradan aşağısı değerli arkadaşlar. Hangi iklimler görülüyormuş? Bakın ekvator, savan, çöl ve muson iklimleri görülüyor. Orta kuşaktaysa yani 30 ve 60 enlemleri arasında kalan şu sahadaysa arkadaşlar Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, karasal iklim görülüyor. Peki kutup kuşağında yani soğuk kuşakta hangi iklimler görülüyor? Tundra ve kutup iklimleri görülüyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 0-30 arası. Bunların ortak özelliğine sıcak olmaları. Bunların ortak özelliğine soğuk olmaları. Yani kutup orta kuşaktakilerin ortak özelliği ise dört mevsimin belirgin yaşanması olacak değerli arkadaşlar. Şimdi sıcak kuşak iklimlerine bakalım. Sıcak kuşak iklimlerinde önce neye bakacağız? Ekvatoral iklime. Sonra neye bakacağız? Savana, musona ve çöl iklimine bakacağız. Sıcak kuşaktaki iklimlerin ortak özelliği neymiş? Bir, dört mevsim belirgin. İki, yıllık sıcaklık farkları neymiş? Az. Yani yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkları az. Bakın tekrar edelim. Sıcak kuşakta dört mevsim belirgin değil. Tamam mı? Belirgin değil. Nerede belirgindi? De? Orta kuşakta belirgindi. Altını çiziyorum şöyle buranın. Sadece orta kuşakta belirgindi. Şöyle gelelim. Neyden bahsedeceğiz şimdi? İşte ekvatoral iklim. Yani ekvator üzerinde, ekvator çizgisi üzerinde bulunan sahalarda görülen iklim. 10 kuzey ve 10 güney enlemleri arasında gözüküyor. Yani şurası 10 kuzey ise burası 10 güney. Bu arada gözüküyor arkadaşlar. Ekvator çizgisinin çevresinde yani. Tamam mı? E, neler var burada? Amazon havzası. Neresi Amazon? Burası. Burası ne? Kongo. Şöyle yazalım. Neresiymiş burası? Amazon. Özellikle Brezilya'da değil mi? Şurası ne? Kongo. Burası ne arkadaşlar? Endonezya ve Malezya. Endonezya, Malezya. İşte Burada görülen iklim arkadaşlar. Bu iklimin görüldüğü yerlerde neredeyse her gün aynı. Sabah, öğlen, akşam, ertesi gün falan sıcaklıklar hemen hemen hep aynı. Hatta işte e, Endonezya'da ve Malezya'da işte haberler sunulduktan sonra işte şaka amaçlı espri olsun diye şimdi hava durumu derler arkadaşlar. Şimdi hava durumu. Aslında hava durumu hep aynı yani. Sadece espri amaçlı bunu yaparlar. Şimdi bakın nasıl bir durum? Ee, şu grafiğe baktığımızda bu grafik neyi gösteriyor? Arkadaşlar buradaki şu dikey yönünü gördüğünüz çubuklar bak şunlar var ya. Bunlar yağışı gösteriyor tamam mı? Ne kadar yağış yağmış? İşte Ocak ayında 150 milimetre. işte Şubat'ta 200 falan filan. Tamam mı böyle bunlar? yağışı gösteriyor dikey yönlü çubuklar. Bunları topladığınızda arkadaşlar işte yıllık şey çıkar. Yıllık yağış toplamı çıkar. İşte aşağı yukarı ne kadar çıkıyor? Burada 12 ay yok mu? 12 ay çarpı işte kabaca 150 ile 200 arası olduğuna göre burada 2000 milimetreden yukarı bir rakam çıkar. Peki şu çizgi ne? Şu çizgi bu da sıcaklığı gösteriyor. Sıcaklığa bakıyorum. He, 30 derece civarı sürekli. Tamam mı? Şimdi o zaman ekvatoral ikliminin yağış ve sıcaklık durumu ne? Bakın sıcaklık değerlerini görüyorsunuz burada. Ee, sıcaklıklar yıl boyunca 30 dereceye yakın. Doğru mu? Evet. Pek oynuyor mu sıcaklık? Oynamıyor. Yani sıcaklık farkları pek az. Çok oynamıyor. Peki yağış durumu ne? Yağış durumu oldukça fazla yıl boyunca komple yağış alıyor. Şimdi yani yağış rejimi ne olacak? Düzenli. Yıl boyunca her mevsim yağış alıyorsa düzenlidir arkadaşlar. Ortalama yağış 2000 milimetrenin üzerindedir. Sıcaklık farkı az. Sıcaklık ortalaması 25 civarındadır. Tabi buranın kendine özgü toprağı vardır. Laterit toprakları görülür. Ve bitki örtüsü yağmur ormanlarıdır. Amazon, Kongo ormanları gibi değerli arkadaşlar. Bir sonraki iklime gelelim. Savan iklimi. Bu iklimde değerli arkadaşlarım böyle işte belgesellerde aslanlar falan böyle ceylanları avlarken uzun sarı otların arasından gider. işte sinsi sinsi yaklaşır falan filan ya. İşte bu iklim o iklim zaten. Belgesellerin çekildiği yerde özellikle şu gördüğünüz kesim şurası. Tanzanya ve Kenya'nın olduğu bölge değerli arkadaşlar. Şimdi burada da 10-20 enlemleri arasında etkili bu iklim. Ee, özellikle Afrika'da orta ve güney kesimlerinde görülüyor. Yani şu kısımda ve bu kısımda görülüyor. Amerika'da da buralarda görülüyor değerli arkadaşlar. Bu iklimin diğer adı yaz yağışlı. Bakın dikkat edin. Yaz yağışlı tropikal iklim. Neden? Çünkü tropikaldir. Yani ekvator çevresindedir. Peki ekvatoral iklimden farkı ne? Ekvator sürekli yağış alır. Bu nasıldır? Bu yazın yağış alır. Farkı burada değerli arkadaşlar. Şimdi dikkat edin grafiğine. Yağışlar ve sıcaklığa baktığımızda arkadaşlar yağışlar hangi aylara toplanmış? Evet, buradaki aylara. Yani yaz aylarına. Temmuz, Ağustos aylarında toplanmış. Peki sıcaklıklar nasıl arkadaşlar? Sıcaklıklar gene ekvatordaki sıcaklıklara yakın. O zaman yağış rejimi ne olacak burada? Düzensiz olacak. Ortalama yağış 1000 milimetre civarı. Yıllık sıcaklık ortalaması ekvatordan birazcık daha düşük. Doğal bitki örtüsü nedir? Savan. Savan dediğimiz ne arkadaşlar? Uzun sarı otlar. Hani bu aslanların içerisine saklandığı otlar. Gelelim bu son iklimine arkadaşlar. Bu iklimde Dünyanın en kalabalık coğrafyasıdır. ...kalabalıktan kastım insan kalabalığı arkadaşlar. Çünkü Çin ve Hindistan'ın nüfusu neredeyse 3 milyara yaklaşıyor. Şimdi yani dünyada en fazla insanın etkilendiği iklimdir yani bu iklim. Şimdi demin nasıl gösterdim bunu? Dedim ki şöyle bir M harfi yapıyorsunuz ve Muson diyorsunuz. Buraya Muson iklimini işaretliyoruz. Hatırlayın Muson rüzgarlarında biz bunu konuşmuştuk zaten. Muson rüzgarları ne yapıyordu yazın? E, denizden karaya doğru şöyle esiyordu. Denizden karaya doğru estiğinde değerli arkadaşlar... Şurada da ne vardı? Himalaya dağları vardı değil mi? Himalaya dağlarına çarpıyordu. Nemli hava ve buralarda yağış meydana getiriyordu. O yüzden e, burada Muson bu ikliminin özelliği nedir? Yağışlar yaz aylarında olur. Yani yaz yağışlı. Peki kışın ne oluyordu? Kışın bu sefer rüzgar e, karadan denize doğru esiyordu. E, karadan denize doğru esen rüzgarlar yağış bırakmıyordu. Bakın güney, güneydoğu ve doğu Asya. Bak şurası Asya kıtası değil mi? Güneyi, Güneydoğu ve Doğu Asya. Yani Hindistan, Çin. Ee, özellikle bu bölgede etkili oluyor arkadaşlar. Tabi işte Avustralya'nın kuzeyinde nispeten, Afrika'nın doğusunda nispeten buralarda da etkisi görülmekte. Peki sıcaklık ve yağış grafiği nasıl? Dikkat edin arkadaşlar yazın yağışlar inanılmazdır burada. Çok çok fazla yağış düşer. Tamam mı yaz aylarında? Rakamlara bir bakar mısınız burada? Yani e, neredeyse... E, ya, e, ...şöyle söyleyeyim, e, ekvatora düşen, yıl boyunca düşen yağış muson iklimine e, bir mevsimde yani yazın düşüyor. Yani o kadar çok yağış alıyor yaz aylarında. Peki rejim ne olacak burada? Düzensiz. Siz, yıllık sıcaklık ortalaması 15 civarındadır. Ortalama yağış 2000 milimetrenin üzerindedir. Yıllık yağış büyük bir kısmı yaz döneminde düşer... Bitki örtüsü muson ormanlarıdır. Bakın çay, pirinç ve tahıl yetiştirmeye uygundur. Sel, taşkın, heyelan e, bunlar çok çok sık yaşanıyor. Ne zaman yaşanıyor peki bunlar? Yaz aylarında sel taşkınlar ve heyelanlar. Neden yaz aylarında? E çünkü yaz yağışı alıyor burası. Ondan dolayı. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Neye geldik? Çöl iklimine geldik. Çöl iklimi. Arkadaşlar şöyle ekvatoru tekrardan şöyle çiziyorum ben. Çöl iklimi neydi? Her iki yarım kürede de arkadaşlar 30 enlemleri civarında. Bakın ekvatora uzaklıkları genelde aynıdır. Tamam mı? Ee, dinamik yüksek basıncın etkisiyle oluşan çöller bunlar tropikal çöllerdir. Tamam mı? Ee, bir de soğuk çöller. Bak bunlar dinamik yüksek basınç. Bu da termik yüksek basıncın etkisiyle oluşuyordu. Peki orta kuşaktaki çöller nasıl oluşuyordu? Arkadaşlar orta kuşaktaki çöller bunlar Mesela Himalayalar var diye burada. Demin şöyle bir şey söyledik. Muson e, rüzgarları geliyor Himalayalara çarpıyor ve yağış gitmiyor arka tarafa buraya yağış düşüyor. Deniz etkisi dağları aşıp gidemediği için işte buralar çöl oluyor. E, Orta Asya çölleri ne gibi işte Gobi, e, Taklamakan değil mi şöyle yazayım isterseniz Gobi, Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri. Kızıl kum ve Karakum çölleri gibi arkadaşlar. Bunlar Orta Asya çölleri, şuradaki çöller. Şu ne? Sahra çölü. Bu ne? Nevada çölü ya da Arizona. Atakama çölü. Burası işte Kalahari çölü. Burası e, Victoria çölü, Avustralya'nın iç kesimleri. Avustralya'nın iç kesimini de unutmuyoruz arkadaşlar. Sorularda çok karşınıza çıkar burası. Yani Avustralya çöl, Sahra çöl, Arap çölü. Tamam mı? Çöller arkadaşlar demek ki her kuşakta varmış. Tropikal kuşakta da var, orta kuşakta da var, soğuk kuşakta da var. Tamam Şimdi çöl iklimine baktığımızda bir kere çölün olmadığı bir tek kıta var. O da neresi arkadaşlar? Avrupa. Avrupa'da çöl yok. Afrika'da var mıydı? Vardı. Neydi Afrika'daki çöller? İşte şurada Sahra vardı. Burada Kalahari vardı. Asya'da var mıydı? Var. Şurada Orta Asya çölleri. Amerika'nın kuzeyinde var mıydı? Var. Arizona, Nevada ya da güneyde Atakama çölü. Bakın Arabistan şurası da çöl. Şimdi bakın yağışlara bakın, sıcaklıklara bakın değerli arkadaşlar. Buranın en 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 mühim bilmeniz gereken arkadaşlar özelliğine günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Yani çöllerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok çok fazla. O yüzden ne meydana geliyordu? Fiziksel çözünme. Yani taşlar gece soğuk, gündüz sıcak. Bundan dolayı parçalanıyordu. Tamam mı arkadaşlar? Ve löz toprakları burada oldukça yaygın. Şimdi bunlar neydi? Sıcak kuşak iklimleriydi. Sırada ne var arkadaşlar? Orta kuşak iklimleri. Yani 30 ve 60 enlemler arasındaki iklimler. Nelermiş bunlar? Akdeniz iklimi. Türkiye'de var mı? Var. Okyanusal iklim. Türkiye'de var mı? Yok ama benzeri var. Karadeniz iklimi. Stebi iklimi. Türkiye'de var mı? Var. Karasal iklim demek. Bizim iç Anadolu bölgesindeki iklim. Sert karasal iklim Türkiye'de var mı? Var. Nerede? Erzurum ve Kars'ta. Ne gördük? Ilman iklim kuşaklarında görülen iklimlerin tamamı bizim ülkemizde var. Arkadaşlar nasıl bir ülkeymişiz ya biz böyle? Yani orta kuşakta görülebilecek iklimlerin tamamı var. E Bu kadar çok iklim varsa e bu kadar çok ee, çeşitlik varsa bu neye yansıyacak? Bitkiye yansımaz mı? E, Türkiye'de bitki çeşitliği çok fazla değil mi? Tarım ürünleri çeşitliliği çok fazla değil mi? Değil mi? Bunlara yansıyor arkadaşlar. Ilıman kuşak iklimlerin ortak özellikleri neler? Dört mevsim belirgindir. Bu çok mühim. Diğerlerinde dört mevsim belirgin değil arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkı ne? Fazladır. Şimdi neden yıllık sıcaklık farkı fazla kardeşim burada? E çünkü ne oluyor? Yazlar sıcak arkadaşlar, kışlar soğuk. Tabii ki sıcaklık farkı fazla olacak. Evet. Şimdi gelelim Aa, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Bakın ne görüyoruz? Akdeniz iklimini dikkatlice inceleyin. Gene ekvatorumuzu şöyle çizdik mi? Çizdik. Her iki yarım kürede de ekvatora uzaklıkları arkadaşlar aynı. Neden? Çünkü bu iklimler 30-40 enlemleri arasında gözüküyor arkadaşlar, 30-40 enlemleri arasında, tamam mı? Her iki yarım kürede de. Bakın Akdeniz çevresinde hangi ülkeler var Akdeniz çevresinde? İşte bakın Türkiye'den tutun Yunanistan'a, İtalya'ya, işte Fransa ve İspanya, burada Fas gibi ülkelerde, burada Amerika'da, Şili'de, Kap bölgesi yani Güney Afrika ve Avustralya'nın güneyinde arkadaşlar görülüyor Akdeniz iklimi. Çok güzel bir iklim değil mi bu Akdeniz iklimi? Özellikle yaz turizmi açısından çok tercih edilen bir iklim Akdeniz iklimi. Peki grafiği nasıl? Bak bak yazın yağış almıyor ama yazın çok sıcak. O yüzden ne diyoruz? Yazlar sıcak ve kurak arkadaşlar. Bakın sıcaklığı görüyorsunuz yaz aylarında. Şöyle çizelim şuradan tekrar bakın. Şu Sıcaklık yani sıcaklık farkı e, 10 derece kışın e, yazında 30 derece 20 derece civarında bir sıcaklık farkı var burada. Ama sıcaklığın en yüksek olduğu ay olan e, işte yaz ayları yağışın da en düşük olduğu zaman oluyor arkadaşlar. O yüzden yaz kuraklığı bu iklimde çok belirgin. Yaz kuraklığı da ne yapıyor? <laughs> Güneşlenmeyi arttırıyor de işte turizmi falan çeşitlendiriyor arkadaşlar yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı ılıktan kastımız işte 10 derece civarı bakın yazlar sıcak ve kurak kışlar nasıl ılık 10 derece civarı ve yağışlı bakın ocak şubat aylarında ve kasım aralık ayları oldukça yağışlı ortalama yağış 60 şey 600 milimetre civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece civarındadır arkadaşlar. Toprak türü terrarosa. Ne demek bu? Kırmızı toprak demek terrarosa. Mısır ve Libya'da görülmüyor. Ee, neden? Onun da şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Ne diyoruz? Bakın şurası Mısır, şurası Libya. Burada Akdeniz iklimi gözükmüyor. Yani Akdeniz çevresinde olmak Akdeniz iklimini görmek için yeterli değil. Seracılık, turunçgil, zeytin, pamuk, yaz turizmi faaliyetlerine uygundur bu iklim. Zeytin değil mi? Yani bir yerde zeytin görüyorsanız zaten orası Akdeniz iklimidir. Doğal bitki örtüsü kızılçam ormanları ve makiler. Özellikle neyi bileceğiz? Makileri bileceğiz değerli arkadaşlar. Geldik okyanusal iklim. Okyanusal iklimle ilgili de bilmenizi istediğim yer şurası arkadaşlar. Bakın Batı Avrupa ve Alaska kıyıları. Bunlar batı rüzgarlarının etkisi ve okyanus akıntılarının etkisiyle oluşuyor. Buradan gelen okyanus akıntısının adı neydi? Gulf Stream akıntısıydı arkadaşlar. Değil mi? Buraya gelen akıntının adı da Alaska akıntısıydı. 30-60 enlemleri arasında karaların batı kıyılarında görülüyor değerli arkadaşlar kuzey yarımkürede <laughs> özellikle. Ne dedik? Unutmamamız gereken İngiltere, Fransa, arkadaşlar Almanya, Batı Avrupa buralarda. Bizim Karadeniz bölgesi, bizim Karadeniz bölgesi yani şurası bu iklime tıpa benziyor arkadaşlar. Çünkü bu iklim yıl boyunca yağış alıyor. Ve en çok yağışı sonbaharda alıyor. Bizim Karadeniz iklimi de aynı şekilde değerli arkadaşlar. Sıcaklıklarda birbirine yakın. Bakın burada neyi görüyoruz? Sıcaklıkları görüyoruz arkadaşlar. İşte şöyle bir çizgiye bakalım arkadaşlar. Sıcaklık eğrisi ve yağış çizgilerine bakıyoruz. Yağışta da yıl boyunca yağış aldığını özellikle sonbahar aylarında daha fazla yağış aldığını görüyoruz. O yüzden ne olacak? Düzenli olacak. Çünkü her mevsim yağış alıyor. Doğal bitki örtüsü ne olacak? Ormanlar olacak. Ortalama yağış 1500 milimetrenin üzerindedir. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 15 derecedir. Kahverengi orman toprağı görülüyor burada da. Çay, mısır, fındık gibi tarım ürünleri için idealdir. Burası değerli arkadaşlar. Neye geldik? Step iklimi. Diğer ismi karasal. Arkadaşlar karasal. Yani e, bitki örtüsünün bozkır olduğu arkadaşlar iklim. Buna bozkır iklimi de diyoruz biz. Yani bitki örtüsünden yola çıkarak. Orta kuşak karaların iç kısımlarında gözüküyor. Arkadaşlar şu özellikle Orta Asya'yı bileceğiz. Orta Asya'da zaten biliyorsunuz Türklerin ilk yaşadığı yer burasıydı. Orta Asya'dan çıkıp gelip Anadolu'nun bozkırlarına yerleştiler. Gene bozkırdan bozkır. Burada da Amerika'nın iç kesimlerinde bu iklimi görüyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu iklimin Yağış ve sıcaklık grafiği nasıl? Arkadaşlar yağış azalıyor. Yağış azalıyor. Ee, sıcaklıklarsa kışın ee, soğuk oluyor. Yaz aylarında sıcaklık yüksek oluyor. Yani sıcaklık farkı biraz fazla oluyor. Yıllık sıcaklık farkları değerli arkadaşlar. Yazlar sıcak, kışlar soğuk. Yağış rejimi ne oluyor? Düzensiz. 500 milimetre civarında yağış alıyor. Kestane renkli toprakları var. Tahıl tarımı küçük baş hayvancılığa uygun... Ee, Değerli arkadaşlar burada niye küçük baş hayvancılık? Çünkü bitki örtüsü ne burada? Bozkır. Bir yerde bozkır varsa kısa boylu otlar orada büyük baş hayvancılık yapıyor. Ve tal tarımı da çok yapılıyor. Tal tarımı dediğimiz şey işte buğday, arpa değil mi? Çavdar. E, Türkiye'de de bunlar nerede yapılıyor? Tal tarımı ve küçük baş hayvancılık İç Anadolu bölgesinde yapılıyor. Doğal bitki örtüsü de bozkırdır dedik arkadaşlar. Sert karasal iklim ne? Sibirya, Kanada, ee, ...ve orta kuşak karaların yüksek kesimlerinde... ...mesela Türkiye gibi... E, ...Türkiye'nin yüksek kesimlerinde... ...Erzurum, Kars'ta gözüküyor. Yani, değil mi? Erzurum, Kars. Buradaki iklim... ...karasal iklimin şiddetlisidir. Yani sert karasal iklim. Arkadaşlar bu nasıl bir iklim? Bu... ...grafiğine şöyle bir bakalım. Bakın sıcaklıklar... E, ...şöyle yıllık sıcaklık farklarının... En fazla olduğu iklimdir. Yani yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkının çok belirgin olduğu iklim. Bakın eksi onlardan 20 derecelere çıkıyor. Ee, Temmuz ayı 20 derece civarı, kışın eksi on, eksi 20'lere kadar düşüyor. Şöyle geldiğimizde. Yani 35-40 derece gibi bir sıcaklık farkı var bu iklimde. O yüzden yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir. Yıllık yağış miktarı 600 milimetre civarında ama ne zaman düşüyor? Arkadaşlar burada da yağışlar yaz aylarında düşüyor. Çernezyum toprakları yaygındır. Bunlar kara topraklardır. Özellikle çok çok verimlidir. Büyükbaş hayvancılık için çok uygundur. Bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardan oluşuyor veya çayırlardan oluşuyor arkadaşlar. Zaten çayırların yapıldığı yer, e, bulunduğu yer... ...büyükbaş hayvancılığında yapıldığı yer oluyor. Türkiye'de niye Erzurum, Kars, Ardahan... ...buralarda büyükbaş hayvancılık çok yaygın? Çünkü çayırlar var. E niye çayır var? Çünkü yaz yağışı var. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle gelelim soğuk iklimlere. Soğuk iklimlerde arkadaşlar... ...iki tane. Kutup iklimi ve tundra iklimi. Bunlar e, hangisi kutup, hangisi tundra iklimi... ...diye anlamak için şeye bakacaksınız. Yani sıfır derecenin... Altına düşüyorsa e, hep altının sıfır derecenin altındaysa kutup iklimidir. Ama arada bir sıfırın üzerine çıkıyorsa o zaman kutup iklimi değildir. Tundra iklimidir. Kutup ikliminde sıcaklık ne dedik? Sürekli sıfırın altında dedik. Şimdi bakın nerede gözüküyor? Kanada'nın kuzeyinde, Sibirya'nın kuzeyinde ve Grönland'de gözüküyor değerli arkadaşlar. Tundra iklimi. Şimdi tundra ikliminde... Bir iki ay sıcaklıklar sıfır derecenin üzerine çıkar. Bakın şöyle sıfırı çizelim. Bu sıfır derece değil mi? Görüyorsunuz birkaç derece yani on dereceye kadar e, yaz aylarında sıfırın üzerine çıkmış. E, doğal bitki örtüsü de tunduralardır. Çok insan yaşar mı? Hayır. İşte bu Eskimoların yaşadığı yer buralar değerli arkadaşlar. Kutup iklimine baktığımızda ne görüyoruz? Grönland'de ve Antarktika'da görülüyor. Burada sıcaklıklar hiçbir zaman sıfır derecenin üzerine çıkmaz. Çıkarsa ne olur? Buzullar erir arkadaşlar. Bakın şöyle sıfır dereceyi çizelim. Sıcaklıklar sıfır derecenin üstüne çıkmıyor. Bu iklim bölgesine zaten ne diyoruz? Biz soğuk çöller. Biliyorsunuz çölleri üçe ayırmıştık. Sıcak, orta kuşak çölleri ve soğuk çöller. Bitki örtüsü de yok. Peki bitki örtüsü yoksa hocam oradaki hayvanlar ne ile besleniyor? Hayvan var nihayetinde değil mi? Balıklarla besleniyor arkadaşlar değil mi? Evet şimdi iklim tiplerinin özelliklerini öğrendik bu dersimizde. Yeryüzünde görülen e, iklim tiplerinin dağılışını öğrendik. Ben hemen size şöyle küçücük bir şey de yapayım arkadaşlar bu iklim tipleriyle ilgili kafamızda böyle ayırt edici olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Bu iklimlerin hangisinde yağış ne zaman düşüyor? Şimdi şöyle bir bakalım. İlkbahar yağışı alan iklimler. Tamam mı? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Şimdi en çok yağışı ilkbaharda alan iklim hangisiydi? Step iklimi. Yani karasal iklim. Tamam Peki bizim bu step ikliminin bitki örtüsü neydi arkadaşlar? Bozkırlardı. Peki en çok yağışı yazın alan iklimler hangileriydi? Hatırlayalım. En çok yağışı yazın alan iklimler. Muson iklimi. Savan iklimi. Sert karasal iklim ve tundra iklimi. Bunlar en çok yağışı ne zaman alıyormuş? Yazın alıyormuş. Peki en çok yağışı sonbaharda alan iklim hangisi? Ilıman okyanusal iklim. Yani bizdeki Karadeniz gibi. Tamam mı? Ilıman okyanus. Peki en çok yağışı kışın alan iklim hangisi arkadaşlar? Akdeniz iklimi. Bakın ne gördünüz? En çok yağışı kışın alan bir tane iklim var. Hangisiymiş o da? Akdeniz iklimiymiş. Şimdi biz Akdeniz ikliminde yaşadığımız için kış yağışlarına çok alışkınız. Bizim için sanki çok normal. Ama dünya böyle değil. Dünyada işte sonbaharda, yaz aylarında, ilkbaharda böyle çok en çok yağış alan yerler söz konusu değerli arkadaşlar. Peki burada Hangi iklimden bahsetmedim ben? Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim arkadaşlar en çok yağışı ne zaman alıyor? Hem ilkbaharda alıyor hem sonbaharda. Yani Mart'ta ve Eylül'de alıyor çok yağışı. Niye? Çünkü güneş ışınları e, 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik geldiği için sıcaklık artıyor. Buharlaşma da artıyor arkadaşlar. Peki şöyle bir şey e, not düşelim. Bu iklimlerden not hangileri düzenli rejime sahipti? Yani yıl boyunca yağış alan arkadaşlar. ...yıl boyunca... ...yağış alan... ...iklimler... ...tırnak içerisinde... ...düzenli rejimli iklimler... ...düzenli rejimli iklimler... ...hangileri? Bir... ...ekvatoral iklim doğru mu? İki... Okyanusal iklim. Okyanusal iklim. Yani Batı Avrupa'da görülen iklimler sevgili arkadaşlar. Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim. İşte buradaki iklimler değerli arkadaşlar. Ve hangi mevsim çok yağış aldıklarına dair. Hemen şöyle isterseniz küçük şu şeyleri de yazalım. Ee, yanına. Mesela step ikliminin bitki örtüsü neydi arkadaşlar? Boz Bozkır. Muson ikliminin bitki örtüsü muson ormanları, doğru mu? Şöyle yazıyorum. Savanın bitki örtüsü savan. Hani uzun sarı otlar. Sert karasalın bitki örtüsü neydi? İşte tayga ormanları ve çayırlar. Doğru mu? Uzun boylu çayırlar. Tundra'nın bitki örtüsü neydi? Tundra. Ilıman okyanusalın bitki örtüsü neydi? Karışık ormanlar ya da karma ormanlar. Akdeniz'in bitki örtüsü neydi arkadaşlar? Makiler. Ekvatoral'in bitkörsü neydi? Zaten yağmur ormanlarıydı değerli arkadaşlar. Şöyle küçücük bunun da özetini yapmış oldum tekrardan sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ödüllü sorumuzu okuyup videonun yorumlar kısmına cevabını bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.